LGS'ye son 35 gün sıcak güneşli bir cumartesi sabahındayız ama bizler evimizde sıkı sıkıya o güzel günler için yani Temmuz'daki güzel günler için çalışıyoruz. Bizler görevimizi yapıyoruz. Doktorlarımız bizleri iyileştirmek için uğraşıyor. Ee, e, emniyet görevlerimiz bizlerin dışarıda virüs kapmaması için bizleri koruyor. Bizler de evde oturup derslerimizi çalışalım ve günü geldiğinde de LGS'de şovumuzu yapalım. Günün sözüne baktığımızda Abraham Lincoln diğer adıyla İbrahim Lincoln diyor ki eğer siz bir konuda kararlıysanız İşin işin yarısından çoğunu başarmışsınız. Bir kere isenizi şurada virgül olmaz. Başarmışsınız demektir. Şunu daima aklınıza tutun. Şey de büyük olacak tabii ki. Ee, başarma konusunda kararlı olmanız her şeyden çok daha önemli. Evet kararlılık gerçekten de çok çok önemli. Kararlılık. Nedir biliyor musunuz kararlılık? Kararlı bir insan taşı bile kırabilir eliyle. Yani hani böyle adam duruyor duruyor konsantre tak diye kiremitleri kırıyor. Kararlı olduğunuz zaman her şeyi başarabilirsiniz arkadaşlar. Yani ya matematikte de 20 nasıl yapacağım ya? Yani full nasıl yapacağım? Emin olun, kararlı olun, ısrarcı olun. Tabii ki şu anda eğer seviyeniz çok düşükse full yapamazsınız artık. Ama yine de o yolda ilerleyip yapabileceğiniz en yüksek netlere ulaşabilirsiniz. Vazgeçmemek çok çok önemli. Gelelim bu tarafa. Muhammed Şiyar Çoban diyor ki... ...8. yazışım. Lütfen beyin. Sorularınız varsa ekleyebilirim. Hocam soruları. Hocam LGS'de 45 dakikalık arada ne yapmalıyız? Bu soruyu cevaplamışken ama bir kez daha söylüyorum. Hiçbir şey yapmamalısınız. Sadece dinlenmelisiniz. Asla soru çözmek, bilgi yapmak, anne babanız sağa sol böyle sizin dikkatinizi açacak hiç kimseyle konuşmamalısınız. Eğer bakın tekrar söylüyorum. En sevdiğiniz kuzeniniz geldi. O bile dikkatinizi açacaksa konuşmayın. 45 dakika dinlenin. İlk soru ne yaptın ya? Türkçe'de ben şunu yaptım. can. Böyle şeylere asla kulak vermeyin. Çünkü siz doğru yapmışsınızdır o soruyu. Mesela diyelim ki LGS'den çıktınız. Önce şunu şuradan çıkarayım şöyle kopart yöntemiyle. LGS'de sözel bir kısım bitti. Bir tane mesela virgül sorusu vardı. Ya bu neydi ya? Sıral cümle ayırmak için miydi yoksa? Ya bunu sakın düşünmeyin. Sakın konuşmayın. Bana ne, neyse ne. Ben onu yaptım. Artık geri dönebilir miyim? Dönemem. Eğer doğru yaptıysam iyi. Ama ya yanlış yaptıysam bu sefer moralim bozulacak. Fen de matematikte netlerim azalacak. Dolayısıyla hiçbir şekilde konuşmayın. Sınav bittikten sonra yani sayısal bölümü bittikten sonra istediğiniz kadar konuşun. İçin internetten bakın, sorularınızı kontrol edin falan filan. O önemli değil. Ama daha sınav bitmedi. Sayısal kısmında sakın sakın sayısal kısmı bitmeden asla sorular hakkında konuşmayın. Sadece dinlenin. Dua edin ya. Dua edin. Allah'ım ne olur matematik tüm soruları doğru yapayım diye. Dua edin. Fark etmez. Denemelerdeki kod zaman bazen örüntü oluşturuyor. E bir de bilgi çalışmanız anlamsız. O sırada bir şey öğrenirseniz kafanız iyice karışır. Eyvah 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 heyecanlanırsınız. Denemelerdeki kod zaman bazen örüntü oluşturuyor. Ya değiştiriyorum ya da kafam takılıyor. Ne yapmalıyım? Şimdi eğer cevapların yanlış çıkıyorsa denemeyi kontrol ettikten sonra demek ki bir sıkıntı vardır. Ama sakın... Arda arda böyle çok fazla cevap geliyorsa burada değiştirmen gerektiğini unutma. Bununla alakalı cevap anahtarının durumu da önemli. Yani cevap anahtarını adamlar bazen çok yanlış hazırlayabiliyorlar. 5 tane E'yi, şey D'yi üst üste koyabiliyor. Veyahut da A, B, C, D, D, B, C, A böyle gibi şeyler yapıyorsa bu sizin kafanıza takılabilir. Bu bir de bazı öğrenciler şöyle bir şey var. Hocam BCD olur. Ya böyle bir şey yok. Bu e, BCD oluyormuş gibi geliyor ama soruların yerleri değiştirdiği zaman bir anda BCB de olabilir. Veya de CDE de olabilir. Yani böyle bir kafiye oluşuyor öğrencinin kafasında. Bu örüntü oluşur gibi. Böyle bir şey yok. Bu grafik. Bunlara bakmayın arkadaşlar. 2-3 gün bakmayın zaten vazgeçersiniz. Anadolu Lisesi hedefleyen bir öğrencinin çözmesi gereken ortalama soru sayısı en az 200 sorudur arkadaşlar. Yayınlanan çalışma soruları çözmesek olur mu? Ee, çözmeseniz olur. Elinize başka kaynaklar varsa oradan çözebilirsiniz. Ama o kadar çok soru çözmelisiniz ki bunlara da zaman ayırın. Genel deneme mi yoksa branş denemesi mi çözelim? Mutlaka genel denemelerde çözün arkadaşlar. Çünkü size sınavda genel deneme yapacaklar. Yani önünüze koyacaklar böyle bir tane. Tabii ana denemelerini koymayacaklar ama ana denemelerindeki sorulara benzer bir deneme koyacaklar böyle gerçek sınav. Açacaksın deneme çözeceksin bir sabah. O zaman sen ve COVID-19 alakalı soru da gelecek. Dindeki sorabilirler mesela kolay bir soru olarak sorarlar. Ama sen o soru geldiği zaman önüne ne yapman lazım? Kesinlikle kesinlikle Aynı şu anda çözüm denemelerdeki bir davranman lazım. Yani ben ne yapıyordum? Bunu okuyorum. Sonra buraya geçtim. Buraya sonra buna yaptım. Bunu takılırsam buna geçtim. Şeklinde. İşte onun provasını ne kadar çok yaparsan o kadar iyi Muhammed. Bahçeli'ye sesini tabii ki tanıtabiliriz. Al. Tanıttık işte ne kadar güzel. Of. Bahçeli anonsu siz resmen coşmuş. 69 mühendislik 11 tıp kazanmış. 3.2 dilimiyle alıyor. Ee, gerçekten mükemmel bir okul. Şimdiden başarılar diliyoruz arkadaşlar. Ödüllü soruya baktığımızda yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Biz sokağa çıkmaya sana rağmen buradayız. Sizler de lütfen sokağa çıkmadığınız gibi evde sıkı sıkı derslerinize çalışın. Hadi bakalım.